Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Yeni bir Yakın Plan programıyla karşınızdayız. Bugün gündemimiz ekonomi olacak. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Başkanı Tekin Gürkan bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemimiz ekonomi olacak dedik. Aslında çok da pozitif şeyler konuşamayacağız maalesef programda diyebiliriz. Ama çalışmalar yapılıyor. Çok önemli adımlar atılıyor. Bunları da sizden dinlemiş olacağız aslında. İsterseniz genel hatlarıyla bir ilin ve ülkenin ekonomisini konuşalım. Ama ondan önce değinmemiz gereken bir konu var. Evet. Ona mutlaka değinmemiz gerekiyor. O yüzden programı bu şekilde başlatalım ve Gazze'de yaşanan o soykırıma değinelim. Daha sonra ekonomiye geçelim. Neler söyleyeceğiz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bizleri davet ettiğiniz için. Bizleri izleyen bütün vatandaşlarımıza da hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Gazze'ye geçmeden önce bugün yine bir Allah dostunun İstanbul'da malum bir saldırı, bıçaklı saldırıda Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın vefatını duyduk. Çok üzüldük. Kendisi Allah dostu bir insandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun. Yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyoruz. Ramazan Hoca, herkesin bildiği Diyarbakırlı Ramazan Hoca bugün bıçaklı saldırıyla vefat etti. Evet, gelelim Gazze'ye. Evet, Gazze kanayan yaramız. Hakikaten yüreğimizi parçalıyor bu konuda. Malum biliyorsunuz 7 Ekim'den bugüne kadar dünyanın gözü önünde bir katliam var. İsrail, alçak İsrail, masum insanları katlederek, öldürerek büyük bir vahşet işliyor. Yaklaşık bugüne kadar 27 bin insanı öldürdü. 60 bin, 70 bin insanı şu an yaraladı. Birçok insanı evinden mağdur etti. Evlerini yıkıyor. Biz bunları unutmamamız lazım. Çünkü bugün onların başında, yarın bizlerin de başına gelecek bu zulümler. Evet. Dolayısıyla Gazze'yi unutmamamız lazım, Filistin'i unutmamamız lazım. Onların üzerinde dualarını esirgemememiz lazım. Özellikle vatandaşlarımızdan ben Gazze'ye, oradaki Gazze'deki insanlarımıza yardım etmelerini istiyorum. Çünkü onlar şu an açlıkla baş başalar, ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Müsiyat olarak da biz de bu konuda hakikaten elimizden geleni yapıyoruz Gazze'ye yardım konusunda. Hatta bu akşam bile, akşam 8.30'da Müsiyat Genel Merkezi Zoom üzerinde Gazze'ye bir bağış kampanya programımız vardı. Tabii ben programımız olunca katılamadım, buraya geldim. Ben sizlerin aracılığıyla bütün vatandaşlarımıza, Gazze'deki insanlarımıza mutlaka dua edin ve yardım edin. Yardım edecek vatandaşlarımız varsa Müsiyat üzerinden de biz yardımları oraya ulaştırabiliriz. Onun için Gazze'yi unutmamamız lazım. Bu anlamda hakikaten büyük bir zulüm var orada. Sizler de tepkinizi ortaya koyuyorsunuz zaman zaman. Evet. Yerli kredi kartına geçme kararı aldınız, Stroya geçme kararı aldınız. Evet. Buna yönelik neler söylersiniz? Evet. Şu an nasıl işliyor? Şimdi tabii İsrail büyük bir zulüm yapıyor. İsrail'le birlikte İsrail'e destek veren batılı ülkeler var. Bunlar zulümlerini devam ettiriyorlar. Özellikle İslam ülkelerindeki, İslami coğrafyada yaşayan vatandaşlara büyük bir zulüm yapıyorlar. Tabii bunlar büyük ellerinde ekonomi güçleri var, silah güçleri var. Ama biz bu ekonomi güçlerine ülke olarak sanki biz de destek veriyoruz. Çünkü İsrail'in ürettiği ürünler var. İşte en büyük işte Amerika destek veriyor. Amerika'nın ürettiği ürünler var. Bir şekilde hani diyoruz dua edelim, yardım edelim, maddi yardım edelim. Ama bundan yetmiyor. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak bunlara bir tepki vermemiz lazım. Bir boykot eylemi yapmamız lazım. Özellikle işte İsrail mallarını almama konusunda, Amerika'nın ürettiği malların alınmaması konusunda Müsiyat olarak bu konuda çalışmalar yaptık. Üyelerimize sürekli bilgilendirmeler yapıyoruz. Sosyal medyada da çalışmalar yapıyoruz. Yine işte elimizde birçok Gazze ile ilgili mitingler var. Eylemler yapıldı. Müsiyat olarak o mitinglere sürekli destek verdik. İşte malum biliyorsunuz geçen mesela bir şeye gittiğimde restoranta baktım kolayı kaldırmışlar. İşte malum
Amerika'nın o içeceğini kaldırmışlar. Çok sevindim. Vatandaşlar bu konuda duyarlı olsunlar. Yani hakikaten İsrail ürünlerini almasınlar. Amerikan ürettiği ürünleri almasınlar. Hani bu yeterli mi? Tabii ki çok yeterli değil ama en azından bir tepkimiz olsun, bir eylemimiz olsun. Çünkü hakikaten Allah bunun hesabını bizden soracak. Mesela biz müsiyat olarak geçen çok önemli bir çalışma da yaptık. Biliyorsunuz iş dünyasıyız. İnsanlar çoğu hepimiz kredi kartı kullanıyoruz. Kredi kartları işte Visa, Mastercard'lar şeklinde. Bunlardan belli bir yüzdelik bu batılı ülkelere gidiyor. İşte İsrail'e gidiyor, Amerika'ya gidiyor. Yani yılda toplamda bir 500 milyon dolar civarında bir bütçe bu kredi kartları üzerinde kazandıkları bir rakam var Batı'nın. Bunun önünü kesmek için Müsiyat Genel Merkezi'nin başlattığı ve biz de burada destek verdik. Türk Troya geçtik, Türk ödeme sistemine. Çok büyük bir adım aslında. Evet. Çünkü iş insanları daha çok kullanıyor ve büyük miktarlarda kullanıyor aslında. Ve bu çok etkili bir adım aslında. Evet. Bu çok etkili oldu. Bütün kartlarımızı iptal ettik ve Troya'ya geçtik. Bununla ilgili kampanyalar başlattık. Farkındalık olsun diye sosyal medyada üyelerimizle, tanıdığımız arkadaşlara, dostlara, hem bizler, hem genel merkezimiz, hem Türkiye'deki bütün şubeler Troya'ya geçme kararı aldık. Katılım nasıl oldu peki? Yani çok iyi. Katılım çok iyi gidiyor. Bankalardan da bilgi alıyoruz. Troya'ya ciddi bir dönüş var. Ciddi bir destek var. O zaman buradan da çağrı yapabiliriz aslında, evet, iş insanları düşünüyorsa. Kesinlikle. Ben buradan da tekrar kredi kartı kullanan vatandaşlarımıza mutlaka Troya'ya geçin. Çünkü Türk ödeme sistemi, bu para burada kalsın, ülkemizde kalsın dedim ya. Yaklaşık 500 milyon dolar civarında. Çok ciddi bir rakam. Evet. Bu para, bu Visa ve Mastercard'dan kullandığımız paralardan onların bütçelerine giriyor, onların kasalarına giriyor. İşte onlar da böyle ekonomik olarak güçleniyorlar. Ondan sonra böyle işte Müslüman halklara ve halka, mazlum insanlara ciddi zulüm yapıyorlar. Bunlar önemli, yani bunları basit almayalım. Hani ya bunlardan işte bir şey çıkmaz demeyelim. Bunlar çok çok önemli. İşte bugün işte açlıktan çocuklar orada ölüyorlar. Bunlara hakikaten bir maddi destek konusunda destek olalım. Halkımız da bu konuda duyarlı, eminim destek oluyorlar. Sizlerin aracıyla bir kez daha buradan vatandaşlarımıza yani maddi destek konusunda bir çağrıda bulunalım. Bugün bu akşam da Müsiyat'ta genel merkezde de bizim bağış kampanyası şu an başladı. Katılmak isteyenler de oradan katılabilir. Bizler de tekrar buradan yinelemiş olalım çağrımızı. Tabii ki yalnızca Troya'ya geçmek değil, aynı zamanda alışverişlerimizi daha çok Türk ürünleriyle yaparsak o anlamda da aslında fayda sağlamış olacağız. Bildiğimiz zaten kullandığımız ürünler, hangi ürünlerin oraya gittiğini biliyoruz. Bu ürünleri almadığımız zaman da büyük katkı sağlamış olabiliriz. Küçük bir adım gibi görünebiliyor ama bütün bir Türkiye'nin bu adımı attığını düşünürsek oldukça büyük bir tepki olur diye düşünüyoruz. Ve başkanım, şimdi isterseniz ekonomiye geçelim. İlim ve Türkiye'nin ekonomisi enflasyonla birlikte aslında çok da iyi adımlar atılsa bile aslında şu an itibariyle çok iyi bir yerde değiliz. Düzelmesini bekliyoruz. Buna yönelik adımlar atılıyor. Şu an siz Türkiye'nin ve Elazığ ekonomisinin durumunu nasıl yorumluyorsunuz iş dünyasının temsilcisi olarak? Evet. Malum önce Türkiye'den başlayalım, sonra ilimize gelelim. Şimdi 2019 Aralık'ta biliyorsunuz dünyada bir pandemi rüzgarı başladı. Ülkemizde de 2020 Mart'ta ciddi şekilde etkisini göstermeye başladı. Tabii bu pandemi hem dünyayı çok etkiledi, dünyayla birlikte ülkemizi de çok etkiledi. Hem sosyal hayatı etkiledi, hem iş dünyasının ticaretini etkiledi, yaşam biçimimizi etkiledi. Yani ticaretimizin şekilleri değişti, ticari biçimler değişti. Birçok vatandaşımız vefat etti. Tabii bu ülke ekonomisini hakikaten olumsuz etkiledi bu pandemi. Hala da etkileri devam ediyor ondan kalan. Malum biliyorsunuz bu pandemiyle birlikte arkasından deprem geldi. Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Bu Rusya-Ukrayna savaşı da ülkemizin ekonomisini etkiledi. Çünkü hem Rusya'lan hem Ukrayna'lan biz çok önemli derecede ticareti olan ülkeyiz. Çünkü yakın sınır ülkeleriyiz. Dolayısıyla bu da ülkenin ekonomisini etkiledi.
Tabi pandemiyle birlikte işte tedarik zincirlerinde sorunlar başladı. Mal tedarikinde sorunlar başladı. Sonra istihdam konusunda sorunlarımız oluştu. Ticaret hacimlerimizde, çünkü artık bütün ülkeler kendilerini kapattığı için ticaret hacimlerini durdurdular. Dolayısıyla ülke ekonomisi ihracat konusunda, ticaret konusunda ciddi olumsuz etkilendi. Tabii bu olumsuzluklar aynı şekilde ilimizde de yansıdı. İlimizde pandeminin getirdiği olumsuzluklarla birlikte bir de 20 Ocak 2020'de 24 Ocak 2020'de çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Rabbim bizi hakikaten o depremden korudu. Az hasarla geçiştirdik. Onun olumsuzlukları devam ederken, sıkıntıları devam ederken arkasından Maraş merkezi 2 tane depremle karşılaştık. Tabii bunlar ilimizi etkiledi. Bölgede çok büyük bir yıkım oldu. Bu anlamda tekrar depremde vefat eden vatandaşlarımıza yine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara da Rabbim şifa versin diliyorum. Dolayısıyla bu deprem hem bölgedeki illeri hem ilimizi ekonomik olarak çok etkiledi. Arkasından işte enflasyonun gittikçe enflasyonun tırmanması, faizlerin artışı ticaretin biraz keyfini kaçırdı. Bu ara iş dünyası biraz sıkıntıda. Peki müsiyat olarak çalışmalara biraz bakalım isterseniz. Şu an sizin çalışmalarınız ne aşamada? Tabii şimdi müsiyat bizim sevdamız, müsiyat bizim aşkımız. Müsiyat tabii ülkede 1990 yılında kuruldu. Ülke ekonomisine, yani 33 yıllık ülke ekonomisine farklı bir kulvar açtı. Özellikle iş dünyasıyla gelenekler arasında bir ve bağ beslenmenin ötesinde Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesinde maddi kaygılarla hareket eden değil, manevi ilkelerle şekillenen iş adamlarını bir araya getirdi. Yine müsiyat yerel ve global ölçekte saha yetkinliği, üye sayısı, geniş nüfus alanıyla Türkiye'nin en saygın, en yaygın sivil toplum kuruluşu. Müsiyat Genel Merkezimiz hakikaten çok iyi çalışıyor. Bizler de onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Müsiyat'ın şu an geldiği noktada yaklaşık şu an 15 bin işletmeyi temsil ediyor. 2 milyon üzerinde istihdam sağlıyor. Türkiye'de 81 ilde şubemiz var. Yine yurt dışında yaklaşık 80 ülkede de şubesi var. Yani müsiyat çok büyük bir ağ, büyük bir pazar, bir Medine pazarı. Müsiyat'ın gücünden esinlenerek bizler de ilimizi geliştirmek anlamında, ilimizin ticari ekonomisine katkı sunmak amacıyla sürekli etkinlikler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılarla birlikte hem üyelerimizin sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. O sorunları gidermek için çözüm önerilerle ilgili fikir teatisinde bulunuyoruz. Yine ilimizin ekonomik sorunlarının tespiti konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. Mesela geçen işte bir tarım zirvesi yaptık. Şehrin tarımının sorunlarını tespiti konusunda ve bu sorunların çözülmesi konusunda çok önemli çalıştaylar yaptık. Bu anlamda işte çok yakın zamanda şu an ilimizde ihracatın geliştirilmesi ve teşvik edilmesiyle ilgili önemli bir program yapmanın hazırlığı aşamasındayız. Sürekli toplantılar yapıyoruz. Dışarıdan konuklar getiriyoruz. Dışarıdan ilimize yatırımcıları davet ediyoruz. Yatırımcıları geziyoruz. İş dünyasının sorunlarını dinliyoruz. O sorunları çözülmek için gayret ediyoruz. Ve bunu her hafta üyelerimizin bir araya gelerek bu tür çalışmaları yapmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki sürekli iş insanlarıyla bir aradasınız. Evet. Ve dolayısıyla onların sorunlarına evet. da hakimsiniz. Biraz evet. o konular üzerine de konuşalım istiyorum. Evet. Şu an yatırımcının, iş insanlarının sorunları, evet. ne çıkan sorunları neler? İş dünyasının sorunları bu ara çok. Hakikaten biz sürekli yatırımcıların içindeyiz. Fabrikaları geziyoruz, esnafları geziyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Onların sorunlarının çözülmesi konusunda da gayret gösteriyoruz. Tabii bu ara en büyük sorunları malum biliyorsunuz bu yüksek enflasyondan dolayı faizlerin artması, finansmanın kısıtlanmasından dolayı iş dünyası finansmana erişim konusunda ciddi sorunlar yaşıyor. Kredi bulmada, yatırım yapmada veya mevcut yatırımını yenileme konusunda önemli finansman sorunu yaşadığını tespit ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Diğer bir konu da özellikle bu Türkiye'nin de sorunu.
İstanbul'dan tutun, Edirne'de tutun, Hakkari'ye kadar bütün üç dünyasının temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanları haykıra haykıra şunu söylüyorlar. Nitelikli eleman sorunu var Türkiye'de. Nitelikli eleman sorunu hakikaten bunun acilen çözülmesi lazım. Biz de sahayı gezerken iş dünyasındaki yatırımcıların en büyük sorunlarından biri de nitelikli eleman sorunu. Çünkü bu ciddi bir sorun büyümeye başladı. Birçok fabrika elinde iş olduğu halde, iş geldiği halde eleman bulamayışından dolayı işleri alamıyor. Hatta kapasitelerini düşürüyorlar eleman bulamayışlarından dolayı. Tabi bunun birçok nedenleri var. Yani bunun sebepleri var. Bu sorunun giderilmesi konusunda hakikaten bizler de bunu devletimize bu sorunları taşıyoruz. Diğer bir konu fiyatlardaki istikrarsızlık. Çünkü fiyatlarda sürekli bir... Nitelikli eleman dediniz ya başkanım, onun önüne nasıl geçilebilir? Yani tabii ki biz biliyoruz halk eğitim bünyesinde ya da liselerde eğitimler veriliyor. Ama sizce bu yeterli değil midir ya da bunun çözümü için neler yapılabilir? Şimdi bakın, nitelikli eleman şunu söyledim. Yani mesleki eğitim, kişinin bir meslek sahibi olması çok çok önemli. Hele özellikle bu zamanda meslek sahibi olan kişi boşta kalmadığı gibi çok ciddi şekilde de ekonomik gelir elde ediyor. Şimdi geçmişte aileler çocuklarını mesleki eğitime yönlendiriyorlardı, teşvik ediyorlardı. Ama gelinen noktada artık bu mesleki eğitimden vazgeçip çocuklar veya aileler daha çok böyle çocuklarının hani masa başında daha böyle kariyerli işte mühendis, doktor, avukat buna benzer işlere yönlendirmeye başladılar. Dolayısıyla bir mesleki eğitimden bir uzaklaşma oldu. Bu mesleki eğitimi hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem üniversitemiz bu konuda hakikaten şu an gerekli çalışmaları yapıyorlar ama bana göre yetersiz. Çünkü mesleki eğitimle ilgili ciddi sorunlarımız var. Yani aileler de mesleki eğitimi teşvik etmiyorlar. Bunu şöyle örnek verirsek, şimdi Türkiye'de yaklaşık şimdi her ilde hemen hemen üniversiteler kuruldu. Üniversiteler açılmaya başladı. Önemli derecede de mezun veriyorlar. Türkiye'de yaklaşık şu an 600 bin tane mühendis boşta. İş bulamıyorlar. Bunlara biz asgari ücrette iş bulmakta zorlanıyoruz. Günde en az 5-10 tane kişi bizi arıyor. Başkanım işte kızım mühendis veya kızım mimar, inşaat mühendisi bize iş bulun. Hakikaten bunlara biz iş bulmakta zorlanıyoruz. Ama o taraftan da iş dünyasının en büyük sıkıntılarından biri işte kaynakçı bulamıyorlar mesela. İnşaat sıvacısı bulamıyorlar, elektrikçi bulamıyorlar, ön muhasebe elemanı bulamıyorlar. Ve yüksek derecede de maaş teklif ettikleri halde bu saydığım mesleklerden ve buna benzer birçok meslekte eleman bulmakta zorluk çekiyorlar. Yani bir tarafta iş dünyasının hem bulamadığı teknik eleman var, bir tarafta da işsizlerimiz var. Buna bir çözüm bulunması lazım. Şunu söylüyorum. Bu mühendis arkadaşlar teknik eleman olmadığı sürece Türkiye'de bir 10 yılda, 15 yılda iş bulmaları, 20 yılda iş bulmaları çok zor. Mutlaka herkes normal olarak tabii ki kendi mesleğini yapmak istiyor ama burada da şöyle bir sorun çıkıyor. Yani belki de üniversiteyi kazanmak bu kadar kolay olmamalı ki boşta kalan insan bu kadar çok olmasın. Çünkü her yıl yığılma oluyor boşta kalan öğrenciler ve dediğiniz gibi aslında biraz onlar açısından da haklı. Yani öğrenciler de kendi mezun olduktan sonra kendi mesleğini yapmak istiyorlar. Tabii ki herkesin masa başı iş yapması yani mümkün değil. Ama üniversitede o zaman kolayca okunmamalı. Bir de böyle bakmak lazım. Şunu belki yapıyorlar, şu an bildiğim kadarıyla yapıyorlar zaten başkanım ama halk eğitim bünyesinde hangi alanda eğitim verilmesi gerekiyorsa orada eğitim verilip daha sonra belki istihdam edilebilir mi? Ya da bu zaten yapılıyor bildiğim kadarıyla. Siz bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Evet, yani halk eğitimde evet kurslar düzenleniyor ama bunlar yeterli değil. Şimdi malum şöyle, üniversitelerde evet ciddi şekilde mezunlar veriliyor ama şimdi hakikaten bu mezunlara iş bulmakta piyasada zorlanıyoruz. Yani hemen hemen her ilde bir ve iki tane üniversite açıldı. Tabii bu kadar üniversitenin açılması, bu kadar mezun verilmesi ama bunların karşında da bu mezunların sahada iş bulmaları lazım. Hayata yani hayat geçimlerini yapmaları lazım. Ama bu kadar mezuna hakikaten ülkede iş bulmak çok zor. Çünkü bizim hani çok daha büyük fabrikalar, çok daha
üretime yönelik, yatırıma yönelik, ticarete yönelik iş hacimlerimizi hem il olarak hem ülke olarak arttırmamız lazım. Ama şu anki kriz özellikle mesleki teknik eleman krizi var. Çünkü mesela çok sayıda mimar mühendisi veriyoruz, çok sayıda inşaat mühendisi veriyoruz. Ama bunlara sahada iş bulmakta zorlanıyoruz. Ama o taraftan üretim yapan fabrika sahibi diyor ki bana, başkanım kaynakçı bul. Ama kaynakçı bulamıyoruz. Başkanım bana elektrikçi bul, başkanım bana mobilya ustası bul, başkanım bana ön muhasebe elemanı bul. Bunları da bulamıyoruz. Hem de yüksek ücretlerden bile bulamıyoruz. Ama o taraftan da işte inşaat mühendisimiz var, makine mühendisimiz var, gıda mühendisimiz var, mimarımız var. Bunlara da iş bulmakta zorlanıyoruz. Yani bu kadar mezunu veriyoruz ama sahada bunlara göre iş bulmakta hakikaten sıkıntılar var. Burada bir dengesizlik var yani. Bunun acilen çözülmesi lazım. Yani bir taraftan yatırımcı teknik eleman bulamıyor, bulamıyor, ustalar bulamıyor. Bir taraftan da böyle üniversiteyi bitiren birçok mezun arkadaşımız var. Ama bunlar da iş bulmakta zorlanıyor. Yani bunu Milli Eğitim'in de bu sahadaki mesleki eğitimlerle ilgili, sektörlerle ilgili tespit edip üniversitemizin de bu konuda zaten yapıyorlar ama bence bunlar yeterli değil. Çünkü bizim şimdiye kadar üniversitelerimizde hep vardı, teorik eğitim vardı. Çok fazla pratik yoktu. Ama bunlar yavaş yavaş bir de son sınıfta artık öğrencileri sahada da pratik eğitime de başladı. Hem teorik hem pratik. Bu önemli bir gelişme ama tabii. Bu keşke çok öncelerden başlasaydı. Çünkü pratik sahadaki çalışmalarda, eğitimde çok çok önemli. Sadece teorik kalınmaması lazım. Çünkü teorikte kalınca sahaya yenince kişi bir bocalıyor. Çünkü sahada çok daha farklı bir çalışma alanı var. Tabii öğrencilik sürecinde bu işi de öğrenmesi aynen. gerekiyor. Aynı bir zamanda. De aileler de bu konuda çok çocuklarını mesleki eğitime yönlendirmekte çok istekli değillerdir. Çünkü son zamanda herkes hazır para kazanma ve hızlı para kazanma yönünde bir eylemler var. Ama hakikaten bu da çok zor. Çünkü biz şunu söylüyorum, yani bir alın teri olması lazım, bir çalışma, bir mesleğin olması lazım, bir gayretin olması lazım, ortaya bir şey koymanız lazım. Şu anda ben ailelere şunu sizin aracıya tavsiye etmek istiyorum. Mutlaka çocuklarınızı bir meslek sahibi yapın. Meslek sahibi olan bir kişi kesinlikle boşta kalmaz. Hem kendi hayatını kurtarır, hem çevresini, hem ailesini kurtarır. Bu konuda sizin aracıyla bunu duyurmuş olalım. İş dünyasında en büyük sorunlarından biri de hakikaten teknik eleman sorunu. Hı hı. Bir diğer konuda zaten fiyat istikrarı ile ilgili söyledik. Çünkü sürekli fiyatlarda bir değişim var. İş dünyası bu fiyat sorunlarından dolayı, değişimlerinden dolayı önünü görmede. Fiyat değişimi demişken başkanım, asgari ücretle birlikte aslında bu zamlar da geliyor. Onunla birlikte isterseniz bunu da cevaplayalım. Evet. Tabii şöyle, asgari ücret geçen yıl 6 ayda bir değişti. Bir 2023'ün ocağında değişti. Bir de geldi 2023 Temmuz'da itibaren değişti. Hı hı. En son 2023 Aralık'ta 2024'te uygulanmak üzere %49 bir artış gösterdi. Daha önce 11.402 iken şu an 2024'te 17.002 TL ödenecek. Şu anki enflasyonda, şu anki ortamda hakikaten geçim yapmak çok zor. Bu onların hakkı mı? Hakkı. Rakam da belki de yetersiz de olabilir. Ancak tabii bu da biraz enflasyonu da tetikliyor. Fiyat artışlarını da tetikliyor. Tabii burada biraz da bize de iş düşüyor. Maalesef biz de, insanlar da biraz da ticari ahlakımızda da sorunlar var. Şöyle, bunu fırsatçılığa dönüştürüyoruz. Şimdi %49 asgari ücrette artış var ama bunun ürün maliyetindeki etkisi %15. İşte başkanım, bu söylediğiniz çok önemli aslında. Yani çok esnaf, fazla zam geliyor. %49 artışı görünce hemen gidip etiketi değiştiriyor. %50 artış yapıyor. Ama bu da olmaz. Yani burada da bizim de hakikaten bir ticari ahlak sorunlarımız var. Sürekli etiket değiştiriyoruz. İşte ciddi kar marjları koyarak ticaret yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz de enflasyonun yüksek olmasına biz de sebep oluyoruz. Burayı da sorgulanması lazım. Maalesef bu son zamanda acaba ahlaki değerlerimiz, insani değerlerimizde biraz sorunlar mı oluşuyor? Bu konuda biraz tedirginim yani. Ve denetimin de daha çok olması gerekiyor. Yani şöyle, tabii ki biz hep şunu söylüyoruz. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman
İşte Avrupa'ya da gidiyoruz. Ciddi bir denetim var. Ve caydırıcı cezalar var. Dolayısıyla bu denetimden vatandaşlar korkuyor. Ve buna göre temkinli hareket ediyor. Ve bu tür eylemlere çok meyil göstermiyorlar. Tabii ki denetimin artması lazım. Cezaların da caydırıcı olması lazım. Bu konuda biliyorsunuz birçok fırsatçılık yaparak stokçuluk yapan birçok şeyimiz oldu. Esnafımız oldu. Evet. Ve bunlara da şu an Ticaret Bakanımız ciddi şekilde bu da bakanımız da çalışıyor bu konuda. Ciddi caydırıcı cezalar da kesiyorlar. Denetime de çıkıyorlar. Ama demek ki yetersiz ki hala da bu sorunlar devam ediyor. Yani biraz da biz de kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Yani %10, %20 bir işte %49 dedim ya işçiye artış var ama üründeki maliyetler üzerinde %15 civarında bir artış gösteriyor maliyetler etkisi ama biz hemen %50 etiket değiştiriyoruz. %100'lerden, %200'lerden bahsediyoruz. İşte atıyorum akaryakıta biraz zam gelince işte diye ki işte ham madde zam gelince biz hemen işte %5-10 gelmişse biz hemen %40 yapıyoruz, %50 yapıyoruz, daha fazlasını yapıyoruz. Bu da hakikaten dönüp dolaşıp yine bizi etkiliyor. Olan vatandaşı oluyor, piyasayı kilitliyor. Bu şekilde de hayat pahalılığı, fiyat artışı, ticarette durgunluk böyle gidiyoruz. Ama hakikaten bu konuda da Ticaret Bakanlığımız önemli bir şekilde de çalışıyor. İnşallah denetimi daha arttırır. Zaten denetimsiz olmayız. Ya zaten her şeyin denetimli olması lazım. Yani her konuda denetim olması lazım. Zaten birçok olumsuzluğun sebebi de denetimsizliğin eksikliği. Mutlaka denetimin çok ciddi şekilde, önemli bir şekilde devam etmesi lazım. Peki müsiat olarak çalışmalarınızdan biraz daha bahsedelim istiyorum. Evet. Bölgesel kalkınma ile ilgili müsiat şu an neler yapıyor? Tabii ki her bölge için müsiatın çalışmaları oluyor. Sizin de burada çalışmalarınız var. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. İlimizle ilgili hakikaten çok önemli gelişmeler var. Hem mevcut ilimizde çok önemli yatırımlar yapıldı. Hem devlet eliyle hem özel teşebbüs eliyle. Şimdi baktığımız zaman yani ilin ekonomisini şöyle bir röntgenini çektiğimiz zaman şimdi ilimize baktığımız zaman çok güzel bir havalanımız var. Sivil bir havalanı. Bu çok önemli. Hem de şehre çok yakın. İşte güney çevre yolumuz var. Kuzey çevre yolu şu an bitmek üzere. Birçok ilde hakikaten baktığın zaman daha kuzey çevre yolu mesela Malatya kuzey çevre yolunu daha bitirmemiş. Şehrimizle ilgili işte tarihi bir Harput'umuz var. Harput'ta yapılan Diyanet Eğitim Merkezimiz var. İşte uluslararası şey var. Çocuk Eğitim Merkezi bizim. İpek Yolu. Bahsediyorsunuz. Evet. İpek Yolu Çocuk Eğitim Merkezi hakikaten o da çok önemli bir şey, kurum. Orada da çocuklar hakikaten geliyorlar dışarıdan el becerilerini, teknolojilerini geliştiriyorlar. Fuar Kongre Merkezimizi yıllardır söyledik. Fuar Kongre Merkezi o da gerçekleşti. Baktığımız zaman şehirde hakikaten işte birinci OSB'miz şu an full dolu. Yani orada yerimiz yok. İkinci OSB artık yavaş yavaş şu an 100 tane yatırımcı sırada bekliyor. İşte oranın bitmesiyle ciddi şekilde yatırımcı sayısı artacak. Yine işte küçük sanayi eleştiriyorduk. Şu an küçük sanayinin yer tahsisi de yapıldı. Aslında Elazığ'daki işsizlik oranı da çok büyük oranda azalacak değil mi? Oradaki çalışmalar. Bunlar çok çok önemli. Bakın şunu bağlayacağım oraya. Şimdi küçük sanayi biliyorsunuz malum orada hizmet almakta çok zorlanıyoruz. Çünkü çok hakikaten dar ve çok eski kaldı binalar. Yakın zaman işte küçük sanayinin yerinin bitmesiyle orada modern bir sanayi sitesi, işte ikinci OSB. Yine bu anlamda işte mobilyacılar sitesi yapılıyor. İşte bugün haberini aldığım kuyumcular kuyumcu kentle ilgili önemli bir kuyumcu kent merkezi kurmak istiyorlar şehirde. Hakikaten bunlar çok güzel gelişmeler. Bir şehrin kalkınmasına, şehrin gelişmesine katkı sunan çalışmalar. Biz hep şunu söylüyoruz. Evet, belediyemiz de iyi çalışıyor bu konuda. İşte hayatın sosyal alanlarına, kültürel alanlarına değiniyor. Onun belediyenin de güzel çalışmalar var. Bir şehrin kalkınması, biz diyoruz ki iktisadi kalkınma alan ancak olabilir. Çünkü niye? Tamam, evet, her şeyimiz yapılıyor, ediliyor. Ama iktisadi kalkınmayı sağlayamazsak şehri geliştiremeyiz. Şehrin refah seviyesini yükseltemeyiz. Neden iktisadi kalkınma diyorum? Evet, sosyal alanlarımız var, kültürel alanlarımız var, parklarımız var.
Şimdi şehre daha çok yatırımcı çekmemiz lazım. Şehrin nüfusunu arttırmamız lazım. Şehre marka firmalar davet etmemiz lazım. Üretimi arttırırsak, yatırımı arttırırsak ve ticari iş hacmini arttırırsak biz iktisadi kalkınmayı yakalayabiliriz. O zaman hakikaten şehrimizi daha ileri noktaya taşıyabiliriz. Dolayısıyla bunlar olumlu gelişmeler. Ben eminim Elazığ çok ileriki yıllarda, tabi burada bizlere de iş düşüyor. Yani yatırımcı şehre kazandırılması açısından. Şehrin nüfusunu arttırırsak, çünkü biz bu iktisadi kalkınmayı yakalayamazsak Ceylan Hanım, ekonomi gücü olan, finans gücü olan insanlar daha çok batıya kayıyor. Yani paranın daha çok çalıştığı, daha çok kar marjı elde ettiği bölgelere gidiyorlar. Finans gücü olan insanlarımız. Bunlar da bizi üzüyor. Niye? Bu para şehrimizde kalsın. Bu para şehirde değerlendirilsin. Bu para şehirde yatırıma dönüşsün. Bu da iktisadi kalkınmayla olur. Yani siz iktisadi kalkınmayı sağlayamazsanız finans gücü yüksek olan yatırımcılarımız maalesef başka şehirlere gidiyorlar. Ben eminim bu yatırımlardan işte Besi OSB'yi unuttum. Besi OSB, birinci OSB, ikinci OSB, küçük sanayi sitesi, yani işte yeni yapılacak işte Kuyumcu Kent, işte mobilyacılar sitesi, toptan gıdacılar sitesi, eminim şehri ileriye dönük kalkındıracaktır. Ve biz inşallah ileride çok daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum yani. Şimdi çalışmalarınızdan bahsetmiştik. Bir de Sayın Bakanımızı buraya getirmek gibi bir düşünceniz var. Buna yönelik de bir girişiminiz var. Ticaret Bakanı'nı buraya getireceksiniz. Aynen. Şimdi müsiyat hakikaten çok önemli bir kurum dedik. Bizim genel başkanlarımız hakikaten yetkinliği, ehliyet, liyakati çok üst seviyede. Şu anki tabii birçok bakanlıkta, birçok bakan yardımcılığında, birçok genel müdürlükte müsiyat üyeleri bulunuyor. Genel başkanlarımız şu an bir geleyim, genel başkanımız D2'nin başkanı Nail Olpak. Üçüncü dönem genel başkanımız Ömer Bolat ise şu an ticaret bakanımız oldu. Bu bizi çok daha müsiyat ailesi olarak bizleri çok mutlu etti. Geçen ben bakanımızdan görüştüm. Dedim Sayın Bakanım inşallah sizleri Elazığ'a davet etmek istiyorum. O da dedi ki inşallah Şubat ayında bakanım müsait olursak, başka bir yoğunluk çıkmazsa Elazığ'a geleceğini söyledi. İnşallah Ticaret Bakanımızı Ömer Bolat'ı inşallah biz Elazığ'da ağırlamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. İş dünyası buluşmaları adı altında Ticaret Bakanımızı Ömer Bey'i buraya getirmek için çalışmalarımız başladı. Eminim şehrimize çok önemli katkısı olacak bakanımızın. Şimdi daha önceki çalışmalarınızdan bahsederken tarımın geliştirilmesine yönelik de çalışmalarınızın olduğunu söylemiştiniz. Bu aslında çok önemli çünkü aynı zamanda tabii ki sanayinin de gelişmesiyle birlikte ikisinin aynı oranda gelişmesi ve ilerlemesi gerekiyor. Bunu hem pandemi döneminde hem de Rusya-Ukrayna savaşında da gördük ne kadar önemli olduğunu. Sizin de buna yönelik çalışmalarınız oluyor. Peki bunun geliştirilmesi için ki Elazığ'ın gelişmeye açık bu konuda geliştirilmesi gerekiyor aslında. Zaten iyi bu konuda. Geri gitmemesi, ilerlemesi gerekiyor. Sizin bu yönde çalışmalarınız oluyor mu? İki sektörü bir arada yürütmek adına. Şimdi şöyle, evet tarım ve sanayi dediniz. Evet tarım, biz geçen tarımla ilgili çok önemli bir çalıştay düzenledik. Artık bu pandemide şunu gördük. Tarım ve gıda stratejik bir sektör olarak artık görüyoruz. Dünya artık tarım ve gıdayı stratejik sektör olarak ilan etti. Çünkü gıdaya ulaşmakta çok zorlandık. Pandemide bunu gördük, yaşadık. Artık dünyada şunu da görüyoruz, şu tehlikeyi de görüyoruz. Ciddi bir küresel ısınmadan dolayı bir kuraklıktan karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu da tarımı etkiliyor. Malum işte şu günlerde bile havanın çok sıcak geçtiğini görüyoruz. İşte şehrimizde şu an bu günlerde karın olması lazım ama malum istenilen kar yağmadı. Yağışlarda da yetersizlik var. Artık ciddi bir kuraklık bu tarımı etkileyecek. Hep zaten bunu söylüyoruz. Tarım artık çok çok önemli. Gıda stratejik sektörü önemli. Geleceğin de sektörü. Burada şehrimizdeki tarım ve hayvancılığa baktığımız zaman şimdi mesela yıllardır hep Uluova Kuzova'nın sulamasıyla ilgili işte bir an önce çözülmesiyle ilgili şeylerimiz vardı. Endişelerimiz, çalışmalarımız vardı. Hamdolsun şu an vekillerimiz bürokratlarımız bu sorunu da çözdüler, çözüyorlar. Ama mesela ben geçen Uluova'ya gittiğim zaman üzüldüm.
Şimdi hem tarım diyoruz. Hani tarım yapmak için tarım arazilerine sahip olmamız lazım. Ama istisnasız bütün arazilerin başında yapılaşma gördüm. Bu beni çok üzdü. Yani biz bu yapılaşmaları tarım alanlarına yaparsak tarımı nerede yapacağız? Evet. Hakikaten burada da sıkıntımız var. Kontrolsüz bir şekilde tarım arazilerinde yapılaşma var. İşte Uluva diyoruz ama Uluva'nın ovalığı da çıkmış yani. Gidip görebilirsiniz bu yapılaşmaları. Bu hakikaten üzücü bir olay. Bir de tarımla ilgili geçmişte hakikaten tarımla hayvancılıklar konusunda Elazığ'ın büyük başarıları vardı, büyük ticaretleri vardı. Hayvancılıkta, ihracatta, küçük hayvancılıkta biz birinciydik bölgede. Ama gelinen noktada bunları hepsini yitirdik. Şimdi tarımda bir de arazilerin küçük parçalı olması, düşük olması bu da hakikaten tarımı etkiliyor. Şimdi gelişmiş ülkelere baktığımız zaman arazileri çok büyük, büyük yani 100 dönüm, 1000 dönüm büyük ölçekteki arazilerde sanayiyi de kullanarak tarımla uğraşıyorlar ve ciddi kazançlar elde ediyorlar. Bir de tarıma çok büyük bir Ar-Ge şeyi bütçesi ayırıyorlar. Mesela geçen Amerika'da haber kaynağına baktığımda sırf tarıma bir şirketin tarıma ayırdığı Ar-Ge rakamı 10 milyar dolar. 10 milyar dolar sadece tarımla ilgili Ar-Ge'ye ayırdığı bütçe. Bu hakikaten önemli. Çünkü Ar-Ge çok çok önemli. Sen bir ürünü geliştireceksin, çeşitlendireceksin ve onu büyük ölçekte tarım arazisinden üreteceksin. Kazanç böyle geliyor, katma değer böyle sağlanıyor. Ama bizim maalesef ovalarımızdaki arazilerimiz hem küçük ölçekli, hem de dedim ki yapılaşmalar tarımı yapacak çok saha da bırakmamış bize. Bu hakikaten bizi üzüyor. Yani ilimizde bu tür olumsuzluklar, gerçi bu Türkiye'de birçok ilde de bu olumsuzluklar. Buna da hakikaten bir çözüm bulunması lazım. Çünkü bizim bu binaları daha çok işte dağ eteklerinde yapmamız lazım. Çünkü yarın biz tarım yapacak araziyi bulamayacağız. Öyle görünüyor. Dolayısıyla tarımda sanayi de çok önemsiyoruz. Tabii sanayi aynı şekilde tarımın hem maliyetlerini düşürecek, hem verimini arttıracak, hem kar marjını arttıracak. Önemli bir şey tarımdan sanayinin bir arada olması. Bu konuda hakikaten bakanlığımız da çalışıyor. Tarım teknolojileri konusunda işte ilaçlamaları biz artık drone ile yapmaya başladık. Bunlar teknolojinin getirdiği önemli avantajlar. Teknolojinin avantajlarını kullanarak tarımı çok daha elverişli hale getirebiliriz. Bu konuda müsait olarak biz de tarım ve gıdanın önemine sürekli değiniyoruz. Sürekli bu konuda etkinlik toplantı yapıyoruz ve sizin aracılığıyla da bunu gündeme getirmiş olalım. Peki, teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sağ olun katıldığınız için. Neler söyleyeceksiniz? Son cümlelerinizi alalım. Biz teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Tekrar ben sizlerin aracıyla vatandaşlarımız şu Gazze konusunu unutmasınlar. Gazze konusundaki hakikaten onlar bizden dua bekliyor, yardım bekliyor. Açlıktan çocuklar ölüyor. Bu konuda tekrar o konuyu sizlerin aracıyla bir kez daha dillendirmek istiyorum. Yardım etmek isteyenler müsait aracıyla bizlere de ulaşabilirler. Biz de onların yardımlarını çok rahatlıkla oraya ulaştırabiliriz. Bütün hemşerilerimize, vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz. Çok önemli konulara yer verdik. Önemli bilgiler verdiniz. Elazığ'la ilgili de Elazığ'ın ekonomik açıdan durumuyla ilgili. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Müsiat Başkanı Tekin Gürkan bizlerle birlikteydi. Bir başka Yakın Plan programında tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.